Evet sevgili izleyenlerimiz, Erkan soruyor, Asfora kazandırıyor. Bugün Çaybaşı Şubesi'nde efendim startını veriyor Kanal 42 ekranlarına. Asfora marketleri efendim bugün de hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Yaklaşan bayramın sevincini iyiden iyiye hissettiğimiz efendim şu günlerde bizler yine Ramazan coşkusunu aktarma adına sizlere seslenmeye, sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün de solo efendim Çaybaşı Şubesi'nde aldık. Kıymetli hemşerilerimizle tanışacağız efendim yine. Alışveriş çekleri takdim edeceğiz. Kıymetli İftarlık hediyelerimizi takdim edeceğiz. Yine efendim ne yapacağız? Güzel bir sohbet gerçekleştirmeyi bugün de tamamlayacağız diye düşünüyoruz efendim. Çaybaşı Şubesi oldukça hareketli. Şeker tezgahlarımız da efendim şöyle açılmış, gün yüzüne çıkmış. Konyalı hemşerilerimizle buluşuyor. Daha ne olsun efendim, şöyle sohbet faslına başlayalım istiyoruz. Haydi bakalım Emre, top sende. Şöyle Çaybaşı Şubesi'nde güzel bir gezintiye çık sende. Hemşerilerimizi görüntüle, Asfora Market'teki güzel detayları görüntüle. Biz de şöyle yarışmacı radarını açalım ve çekimlerimize başlayalım. Erkan soruyor. Asfora kazandırıyor. Çaybaşı Şubesi'nde çekimlerine başlıyor. Evet sevgili izleyenlerimiz, bizler Çaybaşı Şubesi'nde efendim çekimlerimizin startını verdik efendim. Böyle kıymetli yarışmacımızı bulduk, sizlerin huzuruna getirdik ama şöyle alışveriş arabasında efendim Boğaziçi yağlarının şöyle olmasını istiyoruz. Buradan da şöyle değerli Güzeloğlu Şirketler grubuna da şöyle bir sevgiler, selamlar yollayalım efendim. Boğaziçi yağlarını kıymetli hemşerilerimizle buluşturmaya bizler devam ediyoruz. Bitti mi? Hayır efendim. Bir de has kahvemiz var. Onu da kıymetli yarışmacımızın şöyle arabasına bırakalım. Daha sonra da efendim Asfora ailesi olarak alışveriş çeklerini vermek için sohbetimize başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz efendim. Şöyle teşekkür ediyoruz. Bir tanışmak isteriz. İsim nedir? Ahmet. Ahmet abimiz ne işle meşguldür? Serbest çalışıyorum abi. Serbest. Nasıl serbest abi? Nerelerde serbestsiniz? Neler yerlerimiz? Şu anda sizler işlerimiz. Şoförlük var. Sanayi fabrika işinde çalışıyorum. Yani şöyle sen de direksiyon sallayanlardansın diyelim mi o zaman? Var biraz. Eyvallah abim benim. Şimdi ev buraya yakın mı? Yakın abi sen. Ev buraya yakın. Çok güzel. O zaman şöyle Çaybaşı Şubesi'ni seninle bir değerlendirmek istiyorum. Nasıl buluyoruz abi? Vallahi güzel abi ya. Problem yani yok yani. Yok. Sıkıntı yok. Yani temiz, düzgün. Mamuller temiz. Daha ne olsun yani. Öyle mi abim benim? Öyle. Eyvallah o zaman. Şöyle heybeden sorularımızı çıkartalım. Malum efendim kapanma sürecinde 10 ile 17 saatleri arasında tüm Asfora şubelerimiz ne yapıyor? Konyalı hemşerilerine hizmet veriyor efendim. Şöyle artık vakit daralmaya başlamadan önce ne yapalım? Yarışma faslını şöyle aradan çıkartalım. Kıymetli hemşerimizi de bekletmeyelim. Soru zarflarımız gün yüzüne çıktı. Abim hangisi? Hangi renk? Yeşil. Yeşil renkli soru zarfını seçti benim kıymetli abim. Bir bakalım nasıl bir sorular seçmiş. Allah, bu soruların her biri 50 lira değerinde. Kıymetli abimize 200 lirayı vereceğiz mi? Kesinlikle vereceğiz efendim. Şöyle bir taraftan da diğer hemşerilerimiz alışverişe devam ediyor. Maşallah mağazamız yine bereketli. Çaybaşı Şubesi hareketli geçiyor. Şöyle sorulara bir göz atıyorum. Abi dini soru zarfını seçmişsin. Tamam. Halledersin. İnşallah. Hiç problem yok. İnşallah. Memleket nereydi bu arada? Konya'nın yerlisiyim. Aşağı Pınarbaşı Mahallesi. Aşağı Pınarbaşı Mahallesi. Şimdi Konya'nın yerlisi olabilmek için gerekli şartlar neydi? Konya'nın yerlisi olmak lazım. Mahalle. Önünde evi Meram'da bağları mıydı? Öyle bir söz vardı. Öyle. Öyle. Konya'nın sözü. Aşağı Pınarbaşı, bir de yukarı Pınarbaşı var. Aşağı Pınarbaşı benimki. Bu Ankara yoluna giderken sol taraftaki. Kayacık'tan sonra, havaalanından sonra. O yakın yani. Sen yakın yakın. O zaman. Var mı hala bir gidip geliyor muyuz? Bağlantı var mı? Mezarlar var sadece. Aile arada büyüklerine. Bir Fatiha'mız nasip oluyor diyorsun yani. Bir ona gidiyoruz, başka yok. Eyvallah abim benim o zaman. O zaman şöyle yapalım efendim. İlk sorumuz geliyor ekran başındaki seyircilerimizde. Hazırsa efendim bizler yarışmanın startını veriyoruz. İlk soru ekranlarda. Peygamber Efendimiz kaç yılında doğmuştur? İlk sorumuz. Peygamber Efendimiz kaç yılında doğmuştur? 571. Hiç diğer şıkları saymayalım değil mi abim? Evet. Vakit nakit hesabı çalışalım diyor kıymetli abim ve bir de bir yapıyor mu? Yapıyor. Kaldı 3 soru. Abi ne eksikti? Ne almaya geldik? Vallahi ufak tefek işte peynir, zeytin, savurluk. Şimdi şöyle bir bakıyorum, maşallah bereket dileyelim. Biraz et grubu fazla. Mutfağa et grubu fazla olunca erkekler biraz daha böyle bir meyilli oluyor ama. Evet. Bugün yoksa iftar menüsü senin elinden mi çıkacak abi? Bazen çıkıyor, hanımla yardımlaşıyoruz. Eyvallah abi. Kaç yıllık evliyiz? 30. 30 yıllık. Yenge hanımın ismi ne? Emine.
Emine Hanım'a da buradan efendim şöyle sevgiler, selamlar yollayalım. Senin bey galiba eve şöyle bir 15 dakika kadar geç kalacak ama sebebi biziz. Ama kazandırmak istiyorum. Sıkıntı yok inşallah. Eyvallah efendim. Emine Hanım'a da sevgiler, selamlar yolladıktan sonra gelsin ikinci sorumuz. Mekke'den Medine'ye hicret hangi yılda gerçekleşmiştir? Şıklar geliyor hemen. A şıkkı 618, B şıkkı 620, C şıkkı 622, D şıkkı 624. Acaba 618 mi, 620 mi, 622 mi, 624 mi? 622. 622 olarak mı kaldı aklımızda? Evet. Acaba belki oruç kafaya biraz yorgunluk. İlla ki. Kıymetli abim diyor ki oruç kafaya. Bu bir. İkincisi yorgunluk da var. Yanlış hatırlıyor olabilirim diyor ama az uğraşsam mı abimle? 620 mi, 622 mi? 620. 620. 618 mi, 620 mi? Ah canım abim, canım abim. 618. 624 mi, 618 mi? 618. Şimdi abi ilk akla gelen genelde nedir? Ya benim 620 hatırımda var ama yanlış yapmayayım da. O zaman seni hiç ben yanlış yönlendirmeyeyim. 620 mi, 622 mi? 620. 620 mi, 622 mi? 622. 622 mi abim? 622. 622 der misin abim benim? 622. Kıymetli abim öylesine yorulmuş ki vallahi var ya hiç böyle kıyamıyoruz efendim. Şöyle uğraşmak istemiyoruz. 622 doğru efendim. 2 de 2 kaldı. 2 tane sorumuz alışveriş çekleri için. Gayet güzel gidiyoruz abi. 3. sorumuz ekranlarda. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsmail'in babası kimdir? Güzel bir soru. Tekrarlıyorum. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsmail'in babası kimdir diye sorduk. A şıkkında Hazreti Yusuf'u verdik. B şıkkında Hazreti İbrahim'i verdik. C şıkkında Hazreti Yakup var. D şıkkında Hazreti Musa var. Bu cevaplara göre senin de verilecek bir cevabın var. Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim midir efendim? İbrahim'dir. Abimi yormak istemiyorum. Abimi maşallah çok sevdim böyle. Hiç uğraştırmayalım değil mi? 3'te 3 yapalım efendim o zaman. Yansın yeşil ışıklar. Alışveriş çekleri için kaldı son sorumuz. Abi ya alışveriş çekleri ya teselli hediyesi. Kıymetli hemşerilerimiz de buradan Emre rahat görüntüleyebiliyorsun değil mi? Harikasın sen de. 4. soru gelsin bakalım. Nail abim de oradan Çaybaşı şubemizin kıymetli müdürü belirdi. Ne için belirdi? Kıymetli. Müşterisine en güzel kopyayı verebilmek için. Biliyorsunuz bu programda kopya serbest efendim. 4. soru ekranlarda. Vitir namazı hangi namazdan sonra kılınır diye sorduk sorumuzu. Şıklar verelim mi? Yatsı namazından sonra. Hiç uzatmayalım değil mi abim benim? Allah zaten abim şu anda kıvamı tutturmak için uğraşıyor. Etler tamam. Ondan sonra baharatlar tamam. Belgin Hanım da sabırsızlandı gelsin o zaman. Alışveriş çekleri. Efendim 200 liralık alışveriş çekinin kıymetli abim sahibi oluyor. Şöyle takdim edelim. Güzel bir yarışma çıkarttın abi. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Şimdi kapanışta artık ekran sende. Güzel bir eş odasına selam alalım. Bayram mesajı alalım. Kardeşim kardeşlik, barış. İmanımızın artması. İslam'ın daha çok yaygınlaşması, insanların birbirine hoşgörü davranması. Allah'ım Ramazan'ı güzelce yaşasın inşallah. Eyvallah efendim. Allah razı olsun. Tekrar ayaklarınızı sağlık. Yorulduk bu hastalıklardan, Allah belalardan kurtarsın inşallah. Amin, amin, amin. Diyelim bu güzel sözlere ne yapalım efendim? Daha fazla bizler uzatmayalım. Şöyle bir el sallayalım. Güzel bir Ramazan hatırası bırakalım. Allah'ım devam Allah'ım, ediyoruz. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Evet sevgili izleyenlerimiz ilk yarışmacımızı uğurladık efendim. Şöyle güzel bir yarışma çıkarttı kıymetli Ahmet ağabeyimiz. Yorgundu biraz da şöyle efendim malum Ramazan ayında şöyle bir mahurluk vardı. Kıymetli ağabeyimizle şöyle fazla uğraşmadık işin açığı ama tüm birikimimizi, tüm hevesimizi ikinci yarışmacımıza sakladık. Yine efendim ilk önce ikramlarımızla başlıyoruz efendim. Kıymetli Boğaziçi yağları kıymetli hemşerilerimizle buluşuyor. Buradan tekrar ne yapalım efendim? Güzeloğlu Şirketler grubuna efendim buradan şöyle bir sevgiler, selamlar yollayalım kıymetli yarışmacımıza. Bu ilk ikramımız. Daha sonra da Has Kahveleri'de ne yapıyor efendim? Böyle heybeden çıkış yapıyor. Kıymetli hemşerimizle buluşuyor. Asfora çekleri de tabii ki heybeden çıkmak için böyle can atıyor kıymetli hemşerimize. O da nasip olacak. Şöyle ne yapalım? Tanışmayla başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Tanışmak isteriz. İsim nedir? İsmim Bilal. Efendim? Bilal. İlay. Bilal. Bilal. Evet. Şimdi Bilal Bey'imiz ne işle meşguldür, neler yapar? Ben ayakkabı sektöründe çalışıyorum. Şimdi ayakkabı deyip geçmeyelim. Doğru mu? Doğru. İmalat mı yapıyoruz? Tasarım mı yapıyoruz? Sadece satış danışmanıyım ben. Direkt satış? Evet. Allah benim ayakkabı nasıl şu durumda?
Kombini yok. Tamamlamış mı? Tamamlamış. Daha ne olsun yani illa ki değil mi? Yumurta topuk yiyecek halimiz yok yani bunun altına. Bayram önü özellikle tabii ki sizin sektör oldukça hareketlenirdi. Her sektörün olduğu gibi ama bu yıl malum şöyle bir pandemi durumu var. Ama pandemi olmasına rağmen de yine internetten satışlarımız var. Tabii, aynen. Nasıl piyasa durumlar? Ya piyasanın durumları biraz şu an durgun pandemiden dolayı. Pandemiden önce daha gayet hareketliydi, daha sağlıklıydı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Dedikten sonra şimdi artık böyle ne yapalım? Ramazan geldi heyecanla. Yarısını şöyle tamamladık. Artık şöyle bayram heyecanı yaklaşmaya başladı. Buruk da olsa yine bir şöyle bayram geçireceğiz. Aynen, doğru mu? Doğru. Memleket nereydi bu arada? Ben Erzurumlu. Allah Erzurum. Kurban olurum dadaşıma ben. Var mı eş, dost, akraba? Burada mı? Burada var. Erzurum'da orada var. Orada teyzem de var. Allah o zaman programın sonunda Erzurum'a kucak dolusu şöyle tek tek isimlerini sayarak bir selam yolla. Tamam. Geçelim o zaman kıymetli dadaş kardeşim değil mi ben? Aynen değil. Efendim olması gereken bu zaten. Kıymetli Erzurumlu dadaş kardeşimizle beraber yarışma faslına geçiyoruz efendim. Renkli soru zarfları kıymetli artık Bilal Bey'imizle kardeşimizle buluşuyor. Hangi renk? Mavi olsun. Mavi renkli soru zarfını seçti. Bakalım mavi renkli soru zarfında neler çıkacak? Şöyle bir bakıyorum. Güzel sorular. Emre bu sefer karıştırmış. İlk soru gelsin mi? Gelsin. Haydi bakalım gelsin. İlk soru ekranlarda. Hac ibadeti aşağıdaki ayların hangisinde yapılır? Hac ibadeti aşağıdaki ayların hangisinde yapılır? A şıkkı Şaban. B şıkkı Zilhicce. C şıkkı Rebiülevvel. D şıkkı Muharrem. Hac ibadetini sorduk. Acaba hangi ayda yapılır? Zilhicce mi? Şaban mı? Zilhicce mi? Zilhicce. Zilhicce midir? Zilhicce. Canlandı değil mi böyle kafada? Evet. Harika. İşte olay bu efendim. Bir de bir yapıyor mu kıymetli Nail Müdürüm? Yapıyor tabii ki. Orada güleç yüzlü iki tane hemşerimi gördüm. Birazdan ikramlarda bulunacağım size de. Ayrılmayın oradan. İlk soru doğruydu efendim. İkinci sorumuzla yolumuza devam edeceğiz. İkinci soru ekranlarda. İlk Müslüman Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? İlk Müslüman Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye bu Emre bu güzel canım soruları hazırlıyor. A şıkkında Karahanlıları veriyor. B şıkkında Büyük Selçuklu Devleti. C şıkkında Gazneliler. D şıkkında Osmanlı Devleti. Var mı kafamızda herhangi bir cevap? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti mi dedik? Evet. Verdiğimiz kararın arkasında mıyız? Arkasındayım. Şimdi o zaman ne yapalım? Yine iş Asfor ailesine düştü. Değil mi Nail abim? Şöyle kıymetli Erzurumlu kardeşimize yardımcı olalım. Şimdi Karahanlılar da burada duruyor bak. Tıpkı Büyük Selçuklu Devleti'nin de orada durduğu gibi. Bir tarafta Gazneliler var. Diğer tarafta da Osmanlı Devleti. Şimdi Nail abim diyor Erkan ne biçim kopya verdin? Olmaz. Başa alalım. Karahanlılar mı? Karahanlılar mı? Karahanlılar. Nail abim Karahanlılar mı? Nasıl güler yüzlü bakır oradan kıymetli müdürüm benim. A şıkkı Karahanlılar. Doğru mudur? Doğru. Doğru mudur? Evet doğrudur. Belgin Hanım. Belgin Hanım da oradan doğrudur diyor. Emre zaten dünden biliyor cevapları. 2'de 2 yapıyor. Üçüncü soru gelsin. Nasıl böyle yarışmaları sever miyiz? Var mı bir ilgi alanımız? İlgi alanım var. Da şu an benim için çok sıkıntı oldu yani biraz. Heyecanlandığım için biraz sıkıntı oldu. Hiç problem yok. Efendim işte ilkler unutulmaz. İlla ki sen ne Asfora'yı unutabilirsin ne Kanal 42'yi unutabilirsin artık. Aynen öyle abi. İlla ki gelsin o zaman. Üçüncü sorumuz. Dini bir soru. İlk mescit aşağıdaki şehirlerin hangisine inşa edilmiştir? İlk mescit aşağıdaki şehirlerin hangisinde inşa edilmiştir? A şıkkı Mekke. B şıkkı Medine. C şıkkı Tahran, D şıkkı Kudüs. Erkan'ın yine kafa göz oynamaya başladı. Acaba hangisi? Medine. Medine midir? Medine. Allah şimdi özledin değil mi oraları? Evet. Bir Allah şöyle bir nasip etsin. Olsa da, amin. Gitsek diyor benim kıymetli dadaş kardeşim. B şıkkı Medine. Doğru mudur efendim? Doğru mudur? Tabii ki. Tabii ki. Doğrudur. Hicret zamanında Kuba Mescidi inşa edilmiştir. Bunun da şöyle bir altını çizelim. Ek bilgi olarak da verelim. Dördüncü soruya geldik. Güler yüzlü Nail abim böyle müşterisi kazandığı için seni mutlu mesut uğurlayacak buradan. Son soru geliyor artık. Bu arada şimdi evli miyiz bekar mıyız? Bekarım abi. Bekarsın. Evde yemekleri anne yapıyor şu an. Evet. Ne siparişi verdik? Bugün ne canımız çekti? Ya bugün Allah ne verirse onu yiyeceğiz. Ya Allah'ım illa ki hiç kimseye aç bırakmaz. Ondan yana şüphe yok ama gönülden ne geçti bugün? Şu olsaydı yani, süper olurdu diye. Gönlümden hiçbir şey geçmedi. Allah ne verirse. Ne olursa yerim diyorsun öyle mi? Helal olsun. Daha ne? Yemek seçmiyor ne güzel.
Dördüncü soruda Hazreti Muhammed'in soyundan gelen kişilere ne denmektedir? Hazreti Muhammed'in soyundan gelen kişilere ne denmektedir diye sorduk. A şıkkı sahabe, B şıkkı mümin, C şıkkı ehli beyt, D şıkkı ensar dedim. Bu sefer seni kendi haline bıraktım. Bu şehrin Asfora marketi var efendim. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Efendim? Bir daha alabilir miyim? Bir daha soruyu sorarsam 25 lirası benim olur. Anlaştık mı? Canın sağ olsun. Olay bu işte. Ben bir daha veriyorum o zaman. Gelsin. Hazreti Muhammed'in soyundan gelen kişilere ne denmektedir? Hazreti Muhammed'in soyundan gelen kişilere ne denmektedir? A şıkkı sahabe, B şıkkı mümin, C şıkkı ehli beyt, D şıkkı ensar dedim. Kendi haline bıraktım seni. Sahabe diyorum. Efendim abi? Sahabe. Sahabe mi diyorsun? Evet. Cep telefonun yanında mı? Yanımda. Emeksiz yemek olmaz. Şöyle bir karıştıralım. Acaba bu sorunun cevabı o mu? Son soruda biraz, yani kopya vermeyelim, azıcık soralım. Efendim abla, geleceğim sana. Burayı halledeyim, hemen oradayım. Ocakta yemeğim mi var, niye panik yaptın? Geleceğim hemen. Acaba sahabe midir, mümin midir? Ehli beyt midir, ensar mıdır? Mümin. Mümin diyorum. Mümin midir, ehli beyt midir, ensar mıdır? Gelsin kopya, sıcak sıcak. Kimden? O ne ablam, 3 tane çay mı istiyorsun? Ney? Hangisi? Üçüncü şıkta ney? Ehli, bak oradan bir kopya geldi. Ehli beyt olsun o zaman. Hemşeriye güveniyor muyuz? Sonuna kadar güveniyorum. Olay bu işte, yani Erzurum'dan çıkmış gelmiş kıymetli Konyalı hemşerilerimize güveniyor. Belgin, Allah Allah, çek de geldi hemen. Hadi gelsin bakalım. Doğru cevabı verdiler efendim. Doğru cevabı verdiler. Sana şöyle takdim edelim. Orada kıymetli ablam bak son soruda kurtardı seni. Onun da şöyle bir altını çizelim. Eşe dosta Erzurum'a hadi bir selam yolla. Buradan tüm Erzurum halkımıza selam ve saygılar olsun. Buradaki tüm Erzurum arkadaşlarım, kardeşlerim, teyzem olmak üzere bütün Erzurumlulara selam olsun. Bu kadar. Hayırlı bayramlar. Aynen. Evet sevgili izleyenlerimiz, kıymetli bir ablamı gördüm. Tanışmak istiyorum. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, sağ olsun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ablacığım çok yorgun duruyoruz. Valla işte oruçlar. Çarptı mı sıcak mı? Herhalde sıcak çarptı bugün. O zaman bugün. Ben seninle bir bayram mesajı alayım. Hadi fazla tutmayayım. Bütün Müslüman kardeşlerim bayram mübarek olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir Asfora ailesi olarak bir has kahve, bir Boğaziçi yağları verelim efendim. İkramlık olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şöyle bir tanışmak isteriz. İsim nedir? Seher. Seher Hanım, böyle iftar artık sayılı saatler kaldı. Aynen. Sizden bir bayram mesajı alalım. Fazla uzun tutmak istemiyorum. Bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun. İnşallah bu pandemiden kurtuluruz. Daha iyi günler görürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Sizlere hayırlı iftarlar diliyoruz. Şöyle bir ikramlığımız var efendim. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli Nail müdürümün mağazasındaydık efendim bugün. Çaybaşı şubesi yine hareketliydi. Fazla zahmet çekmedik. Tam hareketliliğin ortasına şöyle kurulduk efendim. Yarışmacı radarımızı açtık. Güzel bir yarışma çıkarttık. Yine güzel şöyle bir ne yaptık efendim? Güzel bir hatıra bırakmış olduk. Bugün efendim çekimlerimizde eşlik eden değerli kameraman arkadaşım Emre'ye bir teşekkür. Belgin Hanım'a, yönetmenime bir teşekkür. Kıymetli Nail müdürüme bir teşekkür. Daha sonra da efendim kıymetli çalışanlarımıza bir teşekkürü borç biliyorum ve bu güzel ekranlardan sunuyorum. Eğer ki efendim bizlerle yarışma yaptıysanız, yarışma bölümünü izleyemediyseniz, kaçırdıysanız efendim Kanal 42 YouTube hesabına girdiğinizde efendim şöyle Erkan soruyor, Asfora kazandırıyor şeklinde arattırırsanız gerek bu yıl gerekse geçmiş yıllardaki efendim tüm kayıtlarımızı orada bulabilirsiniz dedikten sonra efendim programımızda efendim has kahveleri de unutmayalım. Değerli şöyle yönetim kurulu başkanı İbrahim Azman ağabeyimize de şöyle bir sevgiler selamlar yollayalım. Akabinde efendim Boğaziçi yağları da birkaç gündür efendim şöyle hemşerilerimizle buluşuyor. Şöyle Güzeloğlu şirketler grubuna da sevgiler selamları yollayalım. Yarın yine aynı saatte bu güzel ekranlarda olacağımızı da söyleyelim efendim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.